What is the best method to learn English? Evet, İngilizce öğrenmenin en iyi yolu nedir? Evet, ee, en iyi metodu, en iyi yolu nedir? Diyebiliriz, değil mi arkadaşlar? If you want to learn a new language quickly and efficiently, evet arkadaşlar. Şimdi bu buraya hemen e, çeviriye geçiyorum ama bu konu aynı zamanda benim bundan bundan arkadaşlar yaklaşık 17 yıl önceki fakültede bitirme tezimdi üzerine binlerce saatlik birebir ve toplu ortamlarda ders öğretme tecrübesi edilmeden önceki üzerinde de onca tecrübenin ardından şimdi buraya baktığımda burada güzel bir sıralama yapmış yani e, herhangi bir e, eğitim biriminde vesaire de kullanılabilecek aynı zamanda bireysel olarak özellikle kullanılabilecek bir metot bu. Buna çok dikkat edelim iyice bir bakalım bakalım e, ne paylaşmışlar bizimle. If you want to learn a new language quickly and efficiently. Wow. Evet. Yeni bir dili hızlı ve verimli bir şekilde öğrenmek istiyor iseniz. Hızlı ve etkili. Efficiently. Quickly and efficiently. If you want to learn. Öğrenmek istiyorsanız. If you want to go somewhere. Bir yere gitmek istiyorsanız. If you want to Write something, bir şey yazmak istiyorsanız. If you want to come, gelmek istiyorsanız. Yani bu kalıp çok 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 esnek, çok e, belirgin ve çok yaygın bir kalıp. Lütfen bunu ajandanıza sürekli açıklamalarla ifade ettiğim çalışma üstü bunda ajandanıza not alın. Sayfanın öbür yüzüne de Türkçesini yazın. Evet. First, understand that a language... Is a basically used for four things. Evet. Öncelikle bir dilin temelde dört şey için kullanıldığını e, ne yapalım anlayalım diyor, değil mi yani? First understand that. Anlayın ki, a language is used. Aslında, basically temelde e, araya girmiş. Bu pasifleştirilmiş. Hem e, emizar gelmiş hem de fiilin iyi dili veya üçüncü hali gelmesiyle ne yapıyor? Pasifleştiriyor. Kullan, kullanır değil de kullanılır diyor. La, dilin kullanılmasından bahsediyor. E, use it for four things. Dört şey için kullanılır. Listening. E, dinleme. Speaking. Konuşma. Reading. Okuma. And writing. Writing. Yazmak için değil mi? First step. İlk adıma bakalım arkadaşlar. İlk adımda bizimle neyi paylaşmışlar? Okumayı. Read. Okuyun. Evet. Okuyun. Okumada neden? Okuma çok temel bir şey arkadaşlar. Okumayla tamam. Okumayla seri, çok 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 sadece okumaya da dalırsanız Evet. Sadece konuşma, ileride hani konuşma yapmak da belki yapamazsınız vesaire vesaire. Ama aynı zamanda dinleme ve konuşma beceriyle, pratikleriyle de arkadaşlar okumak çok inanılmaz bir temelde merkezde durur. Her şeyi hatırlatır her zaman. Her zaman. Kelime ezberlemenize gerek kalmaz. Read a lot of simple and correct target language. Evet arkadaşlar. Ee, çok sayıda basit ve doğru e, hedef diliyle alakalı okuma yapın. A lot of simple and correct target language. Target language hedef dil. Ee, çok sayıda basit ve doğru hedef dili okuyun. Neden? Ee, basit ve sade. Çünkü... E, Kullanımı da ona göre yaygın olur arkadaşlar. Kullanabilirsiniz ve kullanımı da yaygındır o tür dillerin. Edebi, tasvir, o tür şeyler okursanız o ayrı bir zevk olur, o ayrı bir hobi olur. Ama eğer konuşmayı da becerebilmek, e, hızlı bir şekilde de yazıya geçmek, e, hızlı bir şekilde okuduğunu da an, dinlediğinde anlamak istiyorsan, e, yani şu an burada özellikle Your Turn e, okuma parçalarımız hem okuma par temelindeki cümleleri vermekte hem de konuşmadaki kalıpları da ne yapmakta? Aynı anda işlemekte aslında arkadaşlar. Reason, sebep, gerekçe. You have a lot of time to read, understand, consult the dictionary and assimilate what you have read. Okay, well, present perfect yaptığı için fiilin ikinci ve üçüncü halini okuyoruz. Okuma fiili, read fiili ne oluyor? Aynısı yazılır, read it olmuyor hiçbir zaman ama kırmızı gibi okunuyor değil mi? Past simple ve past participle hali. Red red değil mi? Evet. Sebep. Evet. Okumak, anlamak, sözlüğe başvurmak. Consult a dictionary. Sözlüğe başvurmak arkadaşlar. Ee, ve okuduklarınızı özümsemek için. Assimilate what you have read. Okuduklarınızı özümsemek için. Özümsemek. Assimilate. Yani assimile olmak var ya. Bir şeyin arasında kaybolma, hazmedilme gibi. ...asmini olma. O bir sözlüğü de oradan gelme zaten. Consult a dictionary. Arkadaşlar. Başvurmak. Ve okuduklarınızı... ...özümsemek için. Ne var? Bolca vaktiniz var. You have a lot of time. Yani pratik yapıp... ...biriyle buluşmaktansa bunu yapmak... ...her zaman mümkün çünkü. You can use as much time as you want. İstediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Bunu istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Şimdi bir kişiye, kişilere vesairelere bağlı olursanız bu biraz zor. Onu her zaman yakalayamazsınız ama bu şekilde özellikle günümüz teknolojisinde, de şu an YouTube'da yaptığınız gibi kanalda da yaptığınız gibi derste de, yortunda da yaptığınız gibi arkadaşlar bu şekilde istediğiniz zaman okuyup ne yapabiliyorsunuz? Tekrar tekrar yapabiliyorsunuz. Because you have to know the sentence structures and the vocabulary before using them. E. Çünkü kullanmadan önce, kullanmadan önce cümle yapılarını ve kelimeleri bilmeniz gerekir. Bilmelisiniz. Because you have to know. Bilmek zorundasınız. Bilmelisiniz. Sentence structure, cümle yapılarını, e, kelimeleri. Before using them. Onları kullanmadan önce. Değil mi arkadaşlar? Doğru mu? Doğru. Evet. Begin with reading arkadaşlar. Evet, begin with reading. Okumaya başlayın. Second step, ikinci adım. Write. Yaz. Yes. Write a lot of simple and correct target language. Evet arkadaşlar. Evet. Harika değil mi? Değişik bir şey. Çok sayıda basit ve doğru hedef dilini yazın. Yazın. Yazın, yazın. Yazabildiğiniz kadar. Ne demek yani? Ben burada size tavsiye ettiğim şeyler arkadaşlar, sık sık tavsiye ettiğim şeyler çok kullanımlı gördüğünüz o ne kadar pratik bir cümle ne kadar sade bir cümle değil, siz cezbeden bir cümle kalıbını muhakkak ne yapmanız lazım yazmanız lazım neden onu 50 kere onu görmek zorunda kalmayasınız diye yazmak işkence yapar beyni işkence yapar bu sayede de beyin bu işkenceden çok hızlı öğrenir o yazarken ki o üşengeçlik aslında beyninizin aşina olmadığı yerleri aşina kılma halidir. O üşengeçlik, o kendinizi ona meyilli hissetmeme haliniz beyninizin alışık olmadığı için zorlanmasından geliyor aslında bir, bir nevi de arkadaşlar. Evet. Here also you can use as much time as you want. Evet. istediğin kadar vakit geçirebilirsin, kullanabilirsin. Ee, Değil mi arkadaşlar? Burada istediğiniz kadar zaman kullanabilirsiniz. Yani istediğiniz kadar burada o, bu e, konuda oyalanabilirsiniz. Dilediğiniz kadar gömülebilirsiniz. Begin with writing a lot of simple and correct sentences in the target language. Evet, burada bazı şeylerin tekrar oluyor. Bu da güzel oluyor. E, buraları ıskalamayın. Hedef dilde target language, hedef dilde çok sayıda basit ve doğru cümle yazmakla başlayın. Basit ve doğru cümle arkadaşlar. Tamam mı? Basit cümleler. Olabildiğince kısa cümleler. Hızlılığı, seriliği ilk önce kısalıktan alırsınız. O kısalıktan aldıktan sonra zaten kompleksler sizin için kompleks olmaz. Kompleks diye bir cümle olmaz kolay kolay. Because you have read, you have read and assimilated a lot of sentence structures and vocabulary. You shouldn't find this too difficult. Pek çok cümle yapısını ve kelime derajını okuduğun ve özümsediğin için e, bu sana zor gelmez. Değil mi arkadaşlar? Zor, çok zor bulmazsın. Bunu çok zor bulmazsın. Evet. Assimilated a lot of sentence structures. Özümsediğin için değil mi arkadaşlar? Birçok cümle kalıbı özümsediğin için. Ne yaptın? İlk başta bir okuma yaptın. Pasif, pasiftin yani. Pasif pasif durdun. Ama şimdi aktif, yavaş konuşmadan önceki aktifliğe geçtin yazma. Güzel güzel. Merak etme yani her konuşman gereken şey yazman gerekmiyor ama hani bazı temel şeyleri yazmakta fayda var. Şunu unutma ki eğer üşeniyorsan bu beyninin konuşma alakalı değil, lobuyla alakalı, dil lobuyla alakalı bağlantıların, e, nöronların zayıflığından kaynaklanıyor. Biyolojik de bir şey aslında bu. Ve bu işen sen yaptıkça o kırılıyor. Çünkü beyin artık oralarda şey oluyor. Ne oluyor? Hızlılaşıyor. Yani bir elinizi arkaya doğru uzatıp oradan raflardan bir şey almaya çalışırken nasıl e, ters yöne doğru yönlendirirsiniz? Ama sonra alıştığınız mı tık diye almaya başlarsınız. Artık beyniniz de o şeyi yönlendirmeye alışır. Dilde de böyle arkadaşlar. Yapmadığınız için öyle size ters geliyor, uyuz uyuz geliyor. Don't stop the reading exercise. Start writing at least 10-15 sentences every day. Arkadaşlar, e, katılmasam zaten bu dersi buraya almazdım. Evet, kesinlikle. Kesinlikle. Tamam mı? Böyle pasif pasif gidip sağa sola öyle e, ölümüne şeyler harcayacağınıza e, buraya dikkat edin. Okuma alıştırmasını e, sakın bırakmayın. Don't stop the reading exercise. Tabi bu ara hani okuma alıştırmasını bırakmıyorsunuz. Her gün en az e, 10-15 cümle yazmaya başlayın. Kısa kısa. Ve ta, benim size tavsiye ettiğim gibi bir ajandanın telli değil yani e, dikişli bir ajandanın arkadaşlar bir yüzüne ilk önce Türkçesini arka yüzüne İngilizcesini yazın. Bakın şu aşamada aa hocam Türkçeyi bulaştırmak ne kadar iyi falan siz dediğimi yapın bu şekilde yapın. Neden? Ee, i̇lk önce Türkçesinden İngilizcesini batıkçesine e, bakıp İngilizcesini yazacaksınız. Sonra sayfanın arkasını çevireceksiniz o 10 tane cümlenin bir sayfadan fazla 10 tane cümle yazmış olursunuz. E, ee, nerelerini siz kendi İngilizce Türkçenizde nerelerin orijinal İngilizce yazmışsınız? Bakacaksınız sonra o orijinal İngilizcelerde nereyi kalıyorsunuz Oraları artık hafızanıza ekleyeceksiniz. Ondan sonra sadece yüzün İngilizce yüzüne bakıp hatırlar hatırlar geçersiniz. Tamam. Evet. Get it corrected by a good English teacher. Evet. İyi bir İngilizce öğretmeni tarafından düzeltmesini sağlayın. Evet. Ya böyle iyi bir İngilizce öğretmeni tarafından düzeltmesini sağlayın veya zaten Your Turn English gibi böyle çeviri sitelerimizde arkadaşlar zaten biz size orada orijinalini veriyoruz. Siz kendi kafanızdan çevirmiyorsunuz. Ve o yüzden burada böyle hani her zaman böyle bir düzelticiye ihtiyaç duymazsınız. Çünkü zaten çevriliyor ya. Evet. Zaten bir çeviriden aldığımız için. Ama çeviri kitaplarından da bazen her zaman çeviri kitapları her zaman da mükemmel olmayabilir. Evet, without it you will never know what errors you are committing and how to avoid those errors. Evet, o olmadan hangi hataları yaptığınızı ve bu hataları nasıl kaçınacağınızı asla bilemezsiniz. Evet, burası şurayla alakalı. Şimdi biz burada your turn'de çeviri yapıyoruz ya arkadaşlar. Hem İngilizce yazıyoruz hem de e, ne oluyor? Türkçesini söylüyoruz, yazmıyoruz. Bu sayede siz de e, mesela not alırsanız yazarak zaten önlü arkalı çalıştığınızda sadece Türkçe kısmından İngilizcesini getirmeye çalıştığınızda bir yere ayrı olarak yazıyorsunuz. Sonra sayfanın hiç göremediğiniz yani o yüzden karşılıklı yazmayın diyorum. Önlü arkalı yazın diyorum Türkçe İngilizcesini. Sonra sayfa arkasını çeviriyorsunuz. İngilizcesine bir bakıyorsunuz. Aa, ya ben saçmalıyorum ya. Mesela What it you will never know without it without it you will never know. Değil mi arkadaşlar? Mesela o, o olmadan asla bilemezsiniz diyor. Without it o olmadan. Şimdi olmadan asla bilemezsin. Ya nasıl yazıyor? Siz mesela şöyle yazıyorsunuz. Başka bir şey yazıyorsunuz. Except it you never know diyorsunuz. Biri koymuyorsunuz. Bir tat demiyorsunuz. Except diyorsunuz. Hariç diyorsunuz. Sanki hariç burada kullanılır gibi. Ya, except that diye de kullanılır. Ee, ama burada without daha güzel oturuyor. Hmm, doğru ya without. Ben without biliyorum ama neden burada kullanılıyor? Hmm, burada without kullanılıyor. Doğru ya. Ha, evet Will'i koymuyorum. Bilemezsiniz bilemeyeceksiniz gibi Will'i koymuyorum. Ne yapıyorsunuz? Eksiklerinizi tamamlıyorsunuz ve orijinal İngilizce düşünmeye başlıyorsunuz. You should show your work to a teacher and practice the corrections suggested. Evet çok, çalışmanızı bir öğretmene göstermeli ve önerilerini düzeltmeyi uygulamalısınız. Bu kendi yazacağınız cümleleri, kendi kurulacağınız, kendi dışarıdan beğendiğiniz cümle kalıpları ile ilgili olabilir arkadaşlar. Evet. Evet, evet. Listen, listen, listen. Evet. Listen to a lot of simple and correct target language. Çok sayıda basit ve doğru hedef e, dinlemesi yapın. Target language. Doğru değil. Hedef değil. Doğru edip dinlemesinler. Reason, you have read and written a lot. Sebep, gerekçe, çok okudunuz ve yazdınız. You have read and written a lot. Evet, fiilinde üçüncü hali burada değil mi? Now, it is time for you to listen and comprehend. Evet, şimdi dinleme ve anlama zamanı geldi. Evet, dinleme ve anlama. Anlam çıkarma, comprehend. Anlam çıkarma, değil mi arkadaşlar? Listen to a lot of simple and correct target language dedik. Evet. Evet do not give up. Evet birçok e, dinleyin doğru e, dil kalıplarını, dil hedef dille alakalı birçok dinleme yapıyoruz. Don't do not give up the first two activities. İlk aktiviteden asla vazgeçme. Değil mi? Asla vazgeçme. You do not have A lot of time, you do not have a lot of time to understand and assimilate what you are listening. Evet. Evet. Şimdi cümle yapılarını özür dilerim. Şimdi you don't have a lot of time. Artık çok fazla vaktiniz yok. Ne yapmaya? To understand, anlamaya ve assimilate what you are listening. Arkadaşlar, dinlediğinizi özümsemeye, değil mi? Dinlediğinizi anlamaya ve özümsemek için fazla zamanınız yok. Hmm. You are just trying to make sense of what is being said. Evet. Being said. Söyleniyor şu an. Şimdiki zamanın pasif hali. Being said. Being said geliyor. Bu olmasaydı is said söylenen olurdu. Present simple'da pasif olurdu. Being koyduğu için present continuous pasif oldu değil mi? Evet. You are... Okay. Hmm. Sadece söylenenleri anlamaya çalışıyorsunuz. You are trying to make a sense of what is being said. Söylenenleri anlamaya çalışıyorsunuz. Because you know, you now know the sentence structures and the vocabulary, it should be easier for you to make sense of what is being said. Evet. Şimdi cümle yapılarını ve kelimeleri bildiğiniz için. Because you now know the sentence structure and the vocabulary. Söylenenleri anlamanız sizin için daha kolay olacaktır. It should be easier. Daha kolay olabilir. It should be easier for you to make sense of what is being said. Evet. Çünkü artık yani bunların hepsini tabii ki şöyle arkadaşlar. Yani burada bir şey de eklemek gerekiyor. Şimdi bu dinleme arkadaşlar aslında sıfırdan başlayan için de dinlemeyi kesinlikle tavsiye ediyorum. Kesinlikle. YouTube'da çok var. Çocuk videoları olsun vesaire vesaire olabilir. İlk önce onlarla başlanabilir. Ama dinleme hafızasına yüzde en az yüzde 40 etkiler. Yani yüzde 40 konuştuğumuz birçok şeyi aslında yüzde 40 hatta yüzde 60 aslında duyduklarımızdan geri getiririz. Eğer bir şey duymadıysanız kural olarak bilseniz bile cesaret edip geri getiremezsiniz. Ya böyle bir şey var mı ya? Bu doğru mu ya? Falan. Ama eğer dinlemişseniz içgüdüleriniz sizi ve bilinçaltınız sizi hemen oraya iter. Tereddüt etmez konuşursunuz. Ama hiçbir şey dinlememişseniz, sadece görmüşseniz tır, e, konuşma esnasında e, sese alışık olmadığınız için tırsarsınız. O özgüven olmaz. O özgüven için de dinleme lazım. Size her türlü hatırlatma e, yapacak okuma, yazma, dinleme çok 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 önemli. Download audios, videos from internet. Evet, internetten ses sosyalarını, işte sesleri ve vid filmleri, videoları indirin. Değil mi? İndirin. Listen to the native speakers even if you can't understand the accent. Evet. Evet, ee, evet arkadaşlar. Aksanı anlayamazsanız bile ana dili İngilizce olarak konuşanları, e, yani ana dili İngilizce olanları ne yapın? Dinleme yapın. Dinleyin. Nasıl yani arkadaşlar? Nasıl yani? Nasıl olacak bu iş? Ee, ne demek yani anlamasak da? Evet. Arkadaşlar anlamadan her gün yarım saat, bir saat arası dinleme yapan, zaten bu çalışmaları yapan... Artık buradaki kalıpları seslerde yakalamaya başlar. Bu çevirilerdeki kalıpları seslerde yakalamaya başlar. Artık anlamaya başlar. Normalde bir milletin bir yılda yapamadığını 3 ayda yapmaya başlarsınız. Ama istikrarlı olun. Tamam. Yani bu kanalda da özellikle bu kanalın e, e, takipçileri e, ve bazen hatta bu kanal aracılığıyla e, birebir Derse başladığım insanlar oluyor. Onlara bakıyorum. Yani bir tarafta sıfırlar ama öbür tarafta kalıpları falan çok çok iyiler. Nasıl oluyor ya bu diyorum. Böyle böyle diyorlar. Yani biz buradan çevirilerden öğrendik bunları diyorlar. Yani benim tahminimden çok daha hızlı ilerliyorlar. Evet arkadaşlar. You can also record your voice and listen to it and improve yourself. Evet, geliştirme, kendini geliştirmek kadar güzel bir cümle. Ayrıca sesinizi kaydedebilir, dinleyebilir ve kendinizi geliştirebilirsiniz. Yani gerçekten bunu kendinizi e, her zaman yapmanıza gerek kalmaz. Bunu var. Yani böyle ayda bir bile, hani haftada bir yapabilseniz çok güzel. Ama ayda bir yaptığınızda hmm, ben nerede bir dinleyici olarak baktığınızda kendi kendinizi bile geliştirebilirsiniz yani native speakerslarla konuşmaya geçmeden önce bunları yapmanızda fayda var. Bir native speakersla da mesela ne bileyim herhangi bir işte bu online görüşme kanallarında e, görüşme yapacaksanız bence kesinlikle ya ses kaydı ya da görüntü kaydı alıp kendi kendinizi bir kontrol edin yani nerede yap çünkü pasif pasif sadece bir insanları karşıda konuşan insanları dinlemek YouTube'dan insan dinlemek gibidir yani. Ee, bu şekilde biraz böyle bilinçlice çalışmayacaksanız hemen atlamayın yani o olaylara. Ee, biraz böyle bilinçli olun ki hızlı ilerleyesiniz. Ama tabii vakti geldiğinde bir native speaker ile konuşabilmeniz, şey yapabilmeniz çok çok önem arz eder. And fourth step. Dördüncü adım. If you have followed the prior steps, you will automatically start speaking a lot of simple and correct target language. Önceki adımları izlediyseniz, e, önceki adımları izlediyseniz otomatik olarak birçok basit ve e, doğru, hedef dili konuşmaya başlayacaksınız. Whatever, her ne, whatever I have written is a part of my philosophical degree. Buraya her ne yazdıysam, whatever I have written is, şimdi, whatever I have written, whatever, her ne ise, I have written, yazdığım... Is, bunu özne yaptı, a part of my philosophical degree. Evet, uzmanlığımın bir parçası diyebiliriz arkadaşlar. Buraya her ne yazdıysam uzmanlığımın bir parçası. Linki aynı zamanda biliyorsunuz her zaman e, YouTube kanalımızın altına bırakıyoruz arkadaşlar. E, sizlerden ricam e, orijinal sizin için orijinal genel cümle kalıplarını arkadaşlar Türkçe İngilizcesiyle e, aşağıya e, yorum kısmına favori e, en az iki tane cümlenizi Favori cümlenizi İngilizce türkçesiyle burada çevirdiğim gibi aşağıya yazmanız e, Ve böylece hem siz pratik yaparsınız hem de görenlerle pratik yapmış olur Ben de sizi görmüş olurum harbiden aktif bir şekilde bu işe asıldığınızı Bu benim için de ders yapma adına beni motive eder Çünkü burada kaynakları bulması yapması etmesi e, Bu videoyu hazırlaması yayınlaması vesaire derken arkadaşlar Ciddi bir zaman alıyor çok ciddi zaman alıyor ee, bu konuda da böyle e, paylaşımlarda, yorumlarda sizi aktif görürsek biz de daha açlık şekli ne yaparız? Bu dersleri devam ederiz. Yani çok ciddi bir yük kaldırıyor bu dersler. Ee, çok istifade eden insan var. Ee, bu da bizi mutlu ediyor. Ee, lütfen, e, lütfen işe sımsıkı bir şekilde sarılmayı ihmal etmeyin. Kendinize kısa bir süre verin. Ee, bunları bu kadar zamanda bitireceğim deyin. Ee, haftaya bir başka yepyeni bir derse görüşmek üzere.